uzun bir sabahtan sonra uzun bir aradan sonra uykulu bir sabahtan hepinize merhaba. Çok uzun süredir hayalim çok az eşya ile yurt dışına çıkmaktı ve bugün oluyor. Sadece şu sırt çantam var, içinde de hiçbir şey yok sayılır. O zaman uçağa gireyim. Kemalpaşa diye bir yermiş. Evet, hayatım boyu ilk kez dolmuşla başka bir ülkeye geldim. Şimdi pasaport kontrolü, değil kimlik kontrolü. Bayağı büyükmüş ama bu gümrük. Hatta gerçi ben kara gümrüğünü hiçbir yerde girmedim, bir tek Bosna'da falan. Neyse uzatmayayım. Çok yorgundum ama dolmuş çok keyifliydi. Onun için kendime gelmeye başladım. Şöyle bir kağıt var, bu dolduruluyor. İşte bu zaten 150 lira çıkış harcımız. Gidiyoruz bakalım. Çok komik çünkü şöyle komik bir şeyler var. Sadece ülkeye giriş çıkış yapmak için insanlar gelmiş. Pasaport kaydı yaptırabilmek için sağdan soldan gelen telefonlarını buradan giriş çıkış yaptırıp kayıt ettiriyorlar. Abo, sıraya şimdi düştük işte. Şarjım çok az kaldı, her şey gittikçe komikleşiyor. Bütün Gürcüler, bütün marketleri boşaltmışlar. Buradan şimdi para bozacağım. 1,5'larıymış dolmuş. TR'ye 19 diyor. Thank you. Sonra da şuradan çıktık. Şu da dolmuş. Taksiciler geliyor. Gel abi, gel taksicileri. %10 şarjım kaldı. Bu şarjı da daha hosteli bulmam lazım. Şimdi hosteline gidiyorum böyle. Sağ olsun yanımdakiler Türkçe biliyordu. Şöyle komik bir şey var. Hoca Batum'da sadece bir tane Carrefour varmış. Carrefour'da ineceğim ben. Hostel çünkü Carrefour'un dibinde. Evet, Carrefour'da inmeyi başardım. Ama ineceğim yer Carrefour değilmiş. Kız yanlış indirdi beni. Çok güzeldi. Daldım ben de. Harika oldu çünkü şarjım bitmeden hostelime yettim gari. İşte burası. Her şeyi paylaşmak istiyordum. Bütün paralar birbirine girdi. Ama şarjım çok az. Hostelim böyle bir yer. Şimdi işte kaydımı oluyorum. Biraz barımsı bir yer. Daha şimdi odamızı göreceğiz. Çocuğun bana 5 tarif borcu var. Unutmayın. Bakalım, unutmayacağım. Aa, okay. Okay, thank you. And this is my room. Sonunda hostelimdeyim. Gerekli şeyleri şarj edip sonra kendimi şarj edeceğim, çıkacağım dışarı. Çılgın Batum gecelerini akacağız. Ama sevdim ben şimdi Batum. Sonunda kendimi sokağa atabildim. Azıcık uyudum, kendime geldim ama çok açım. Kahvaltıyla duruyorum. Saat de 9.30 falan oldu. Şimdi gideceğim, yemek yiyecek bir yerler bulacağım. Çılgın Batum gecelerine akmayacağım. Bugün dinlenmeyeceğim. Bir gazino girdim, giriş yaptım. Süslü bir gazino. Kartım oldu. Ama hala aç. Teşekkürler. Aç. Gürcü birasıymış bu. Buranın birası. Bakalım tadına. Böyle bir yere geldim. Big Chips diye bir yer.
şimdilik harika gidiyor. Batum, bu yemek ne kadar tuttu? Bu 15 lira, birada 6 lira, 21 lira ediyor. Tahminim 120-130 lira falan tutacak. Bence bu fiyata çok iyi. Gelin, gelin bence. Of, dinlenmeye başladım ya. Neresi burası merak ederseniz şurası. Şurada teleferik var. Sonra burada tarihi bir şey var, bu ne bilmiyorum. Sonra burada Belmont var. İşte burası. Burayı da şuradaki arkadaşlardan buldum. Şu oturan arkadaşlar. Türkçe konuşuyordular. Dedim buranın yemeği iyi mi? Dediler süper. Ben de geldim. Para bozmayı kafanıza hiç takmayın. Saat herhalde 10-11 oldu. Hala gördüğünüz gibi büfeler açık. Rahat rahat bozdurabiliyorsunuz paranızı. Burada gördüğüm bir şey var. Bankadan bozdurmayın ama. Şu büfelerden bozdurun. Gördüğünüz gibi her yer büfe. O zaman günaydın. Aslında uyanalı 1-2 saat oldu ama duşa falan girdim. Gece pek de uyuyamadım. Gün yine bitti. Buna üzülüyorum. Dün burada bir sanat resitali vardı gece. Böyle bir oda. Ama şey çok güzel ya. Gözüküyor mu? Eski binalar. Harika değil mi? Oh be, budur işte. Şimdi çıktım. Terminalden diyorum. İyi ki budur dedim, iyi ki uyanmışım. Şimdi çıktım hostelden. Önce ses nasıl mikrofonsuz, bir onu kontrol edeyim. Antrenman da başlattım. Yol nereye götürürse bakalım şimdi. Ses de harika. Kamera da bence ön kamera harika. Bu demek oluyor ki ne mikrofon kullanacağım ne ön kameradan nasıl gözüküyor onu kovalayacağım. Boşuna şu an yeri çekmiyorum. Bu saate kadar bekleme sebebim biraz da bu spor ayakkabıların. Bu süper ve spor ayakkabılarımın kurumasını da beklemekti. Ayakkabıya bir çözüm buluyorum ama. Batum'a şimdi ilk gördüğüm şey ne? Şimdi evlere bakıyorsunuz çok güzel ve fakirler. Ama güzeller. Yapıları güzel yani. Yola bakıyorsunuz, arabalara bakıyorsunuz çok zenginler. Evler fakir, eski. Arabalar yeni, pahalı. Arabayla ilgisi olanlar bilir. Gürcistan'dan çoğu yedek parçacı parça getiriyor işte. Hatta belki sizin arabanızda bile lüks bir arabanız varsa, eski lüks bir arabanız varsa, belki yeni de olsa, buradan arabanıza bir şeyler takılmış olabilir sanayide. Bu bilgiyi niye verdim? Biliyordum, verdim işte. Neyse, devam ediyorum. İlk fark ettiğim şey arabalar. Ya içimde kalacak. Söyleme sebebim şu. Biz orada eski küdüstür arabalarla uğraşırken, hatta artık başkalarının ikinci el arabalarının parçalarını arabalarımıza takarken, yazık değil mi ya bu? Hani niye biz bunu yapıyoruz? Yapmak zorunda değiliz. Bir gün umarım bu değişir. İşte mimarisi böyle. Ha, ikinci fark ettiğim şey, ya baksanıza yoldan geçiyorsanız, şimdi korkuyorum ben de, bir yaya durumları var yani, yaya öncelik durumları var. Ya bir medeni, daha medeni hissediyorsunuz. Kesinlikle daha rahat hissediyorsunuz. İnsanların daha rahat oldukları belli yani. Mum yakmak isterseniz kilisemizin önünde. Önüme ne çıkarsa plansız bir şekilde gezmeye devam ediyorum. Kamera yasakmış ama burada. Keyfim o kadar yerine geldi ki. Plansız gezmeyi bundan seviyorum. Çok mutlu oldum biraz önce gördüğüme. Gördüğüm şey burada oldu. İşte plansız gezdiğinizde böyle sürprizler çıkıyor karşınıza. Çünkü planlı gezdiğinizde olacaklar belli. Karşılaşabilecekleriniz 3 aşağı 5 yukarı belli. Ne gördüğümü şimdi paylaşayım.
Biraz önce izlediğimden bu kadar mutlu olma sebebim, dinler her yerin kendi kültürü. O kültürleri başkasını adapte etmeye zorlamadan, başkasını da ona dahil etmeye zorlamadan yaşanınca ne kadar güzel ya. Çocuk ağlıyordu ama anneleri falan hepsi kahkahalardan kırılıyordu caminin içinde. Bunca yıl gezerim böyle. Hani güzelse, dışarıdan güzel gözüküyorsa girerim. Bir yerden sonra gerçi sıkıyor kiliselerde. Hepsi aynı ama neyse işte, kaç yıldır yurt dışına çıkmadığım için girdim. Ama hiç buna şahit olmamıştım canlı canlı. Kendimi film sahnesinde falan gibi hissettim böyle. Çok keyifliydi. Çocuk hüngür hüngür. Anneleri, teyzeleri hepsi kopuyor. Ben de onun için bayağı keyiflendim. Bence çok güzel bir şehir. Fiyatlar nasıl? Şöyle göstereyim. Mesela çorbalar 30 lira. İşte salata 60-70, 70-80 lira filan. Sezar salata 14-100 lira mı ediyor? Herhalde öyle bir şey. İşte yemekler falan filan. Bura güzel de bir yer aslında. Ben tatlı söyledim, şundan söyledim. Bu 6 kereydi, 40 lira filan. Kahve yine 5-6 lira. Thank you. Şimdiye kadar burada en sevdiğim şey, gerçekten kültürleri güzel, keyifli, kaliteli yerler var. Paris desem bayılırsınız ama burası Batum. Ya ben kesinlikle şunu çok sevdim bu şehirde. Birin başka bir yerde hissediyorsunuz yani. Çok çok güzel ya. Binalar çok güzel. Sokaklar çok güzel. Rıl pırıl. Başka şeyler de çok güzel. Güzel yani. Şehir çok güzel. Bayağı keyiflendim. Bayağı mutlu oldum. Küçücük şöyle baksanıza. Küçücük barlar var. Tatlı tatlı. Canlı müzik varmış. 18'de açılıyormuş. Burayı gelebilirsem tekrar geleyim buraya. Yani şunu göstereyim. Ben açıkçası şöyle düşünüyordum. Bence büyük ihtimal çoğu kişi böyle düşünüyor. Karadeniz şehirleri işte, hani Türk şehirleri yani, of bunlar da hassas konular, nasıl anlatacağım ki? Ya şu düzene, intizama bir bakın. Burayı Gürcistan'ı fakir diyebiliriz işte. Hani çirkin diye düşünürüz ama yürüyorsunuz böyle. Çok güzel bir şehir işte, tatlı tatlı. Galiba şu an şey çok fazla bu arada. Rus çok fazla. Oo, şura tur varmış. Şuna bir bakayım birazdan. Yani böyle bir şehir kültürü oturmuş. Neyse ya, anlatamadım. Birazdan anlatırım. Biraz bir dolanayım veya akşam anlatırım. Ben bu listeyi bir aratayım. Nasıl gidiliyor, nerelerde filan. Güzel oldu bu listeyi bulmam. Akşam internete ama vakit bitti işte. İlk internet bulduğum yerde bunlara bakayım ben. Sevdiğim şeylerden biri de şu, belki özlerinde, bence özlerinde, çünkü Gürcüler ve Türkler burada bayağı karışmış anladığım kadarıyla tarihte. Bir de galiba ekonominin de etkisi var, bence Türklere değer veriyorlar. Mesela para bozdururken 3. sırada dolar, euro, 3. sırada Türkçe falan var. Yalnız şu çok hoşuma gitti, arkada böyle bir heykel var. Amcanın
tanıtımında bakın ters oldu. Bu amcanın tanıtımında Gürcüce, İngilizce, galiba Rusça, şurada da Türkçe. Türkçe anlatmışlar. Sağ olsunlar. Ya bayıldım ya, bayıldım. Sokaklara baksanıza, çok güzel değil mi? Her Türk sokak var ya, yemyeşil. Bayıldım ben bazı yerlerine. Gerçekten çok güzel. Ya ben geliyorum buraya da nasıl bakacağım? Video çekiyorum ama YouTube'a. Niye? Paylaşacağım. Batum Türk sanayicileri görünce çekmeyeyim mi? Kaydetmeyeyim mi? Bu sokak, bu sokak özellikle harikaymış. Sizler burada mı yaşıyorsunuz? Kaydedebilir miyim? Röportaj yapalım. Kaç yıldır buradasınız? 10. Girip geliyorum. Ama çok güzel, gerçekten çok güzel. Evet. Çok farklı yani. Kafkasya'yı başka gezdiniz mi? Türk'ü Şamca konuşmaya pek istekli değildi ama onlardan bir bilgi aldım. Burası bildiğiniz bataklıkmış. Adamlar bu hale geçirmiş ya. İnanılmaz, hakikaten inanılmaz. Ruslar burayı bataklıkken kurusun diye bataklık böyle yapmışlar işte. Sürprizlerle dolu sokaklar. Böyle yürüyorsunuz, sonra birden böyle yerler çıkıyor. Bence çok güzel. Donlarını asmışlar falan böyle. Böyle kocaman gökdelenin dibinde arkada böyle bir ev olabiliyor. Gecekondu mu diyeyim, ne diyeyim, hala onlar olabiliyor. Ama arabaların gecekondusunu daha hiç görmedim. Burası çok ilginç. Devlet burada destek mi veriyor? Ne yapıyor arabalara ya? En fakir yerlerde bile, yani fakir gibi gözüken yerlerde bile arabalar hepsi çok yeni, lüks. Az evvelki evden en fazla, ya iki apartman yandaydı. İki apartman yanında da böyle bir ev var. Market fiyatlarını göstereyim. Aa, biralar 5 lira, 30 lira, 4,5 lira. Oha, ben dün en ucuz biradan içmişim ya, 3,5 lira. Ama bence çok güzeldi. Direkt bunu şey yapın. İtal biralar burada da pahalı. Hatta 1,5 litre mi, 1 litre mi? 7 liraymış. Bira fiyatları böyle. Oha, 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 biralara bakın. Şu biraya 7 lira herhalde. 2,5 litre mi nedir? Şunların hepsi bira. Biz bir tane su alacağız, 1 lira. Farkları ne? Şunu alayım da, ama soğuk istemiyorum. Şuradan alayım. Otur. Ya ne alakaysa işte, 65-70 lira bu yağlar. Ana, Türk iş yağları orada, yonca monca. Şunu görünce paylaşmadan edemeyeceğim. 19 lira Efes. Ah canım ülkem, ah ah, 18 lira görüyorsunuz. Bizde 30 lira, burada 18 lira. Teşekkürler canım vatanım. Biraz da şarap fiyatlarını göstereyim size. Burası herhangi küçük bir bakkal. Şu 10 lira. Şey, 10 lari. 10 lari. Mesela şunlar daha şey. Oo, bunlar pahalı. Galiba ithal olmasına bağlı. Şekten dostlar, gördüğünüz gibi. Bunlar şeyde çok ucuzdu. Otkoy'da. Oo, otko bedava, 5 lira. 5 lira. Ben bir tane şu otkolardan alayım ya. Şu küçük güzel oluyor. Meyve suyuyla karıştır gitsin. Yerli çikileri buralarda uygun oluyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. İnternetiniz olmadan sadece saatinizle para ödeyeceksiniz yurt dışında. Şimdi suyu alıyorum. Teşekkürler. Suyu alıyorum, bakın.
aldım suyu. Sadece kartla ödeyeceğim. Aldım. Kartımı açtım. Kartımı açtım. Yanımda internetim yok. Sadece şu kadar. Gördüğünüz gibi vize de bitti yazdı. Teşekkürler. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama internetim yok. Kesinlikle yok. Ekran alabildim suya. Harika değil mi? Bununla ilgili mucizevi saatle ilgili ayrıntılı video yapacağım sonra. Bedava alışveriş yaptıran saat diye. Ben bunlar sadece Türkiye'de Ulus'ta var sanıyordum ya. Baksanıza. Harika değil mi? Ben bununla kahve yaparım. Vay anam vay vay vay. Baksanıza. Alsam mı bunu ya? Kamp da çok küçük. Hatta yeşildi de çok küçük. Tam da benim için. Küçüklüğü. Şu benimki zaten şuydu. Herhalde alacağım ben bunu ya. Gel şu hop. Şu daha ideal gibi. Diğeri biraz küçük gibi. Sürpriz. Türkiye'de bunu görmemiştim. Bu da Türk malıymış. Yani bunların hep böyle hediyelik eşyacılar var. Ama her şey çok pahalı. Baksanıza. Sürprizleri. Bizim için artık çok pahalı. Çok pahalı. Türkiye çok... Paranın değeri düştü Türkiye'de. Ama çok tatlı şeyler var. Ama sadece şu 100 lira. Yine 100 lira. Yok bu 100 lira değil. Bu 50 lira. Pahalı ya, pahalı. O zaman biz gidelim. Şu ünlü. Mesela şunlar 150. Ya 7 ile çarpıyor. Ne 150'si? 7 kere 2. Ya doğru 150. Ya bunlar nasıl güzel mimariler böyle. İnsanın mimar olası geliyor. Nasıl güzel evler bunlar böyle ya. Bir sürü güzel ayrıntısı var. Galiba bura denize çıkıyor. Bakalım nereye çıkıyor. Erkeklere özel bir tüyo var burada. Ne ararsanız var ya. Ne ararsanız var. Güneş de var. En güzeli o. Kaç para ki acaba? Tayı, masaj. Masaj. Neyle sonlanıyor bilmiyorum ama. Sonra sırf bunun için buraya gelirsiniz. Bana küfür etmeyin. Bilemiyorum neyle sonlanıyor. Başardım. Neyi başardım? Denize çıkmayı başardım. Allah Atatürk'ün kutsamasına çıktığı gemi. Ben de var burada. Ya denize çıkmak değildi amacım ama. Çok güzel bir Goran Bragu için şarkısı vardı. Onun için bu kadar keyiflendim. Bir de çok mutluyum ya. Güneş falan açtı. Pek keyifliyim. Pek keyifliyim. Bu ne ya? İşte şey. Şimdi ne yapacağım? Gezeceğim. Sahilden devam. Arkada dalgalanan Gürcistan bayrağının karşısında size Gürcistan Eminönü'nü buldum. Balık tutmak isteyen herkes için de idealmiş burası. Tabii balık çıkıyor mu bilmiyorum orası. Bunu balıklar ve tutucular bilir. Sizin için hizmette sınır tanımıyorum. Balık da varmış. Tutmuş abimiz. Tebrikler. Congratulations. Çıkmayı bilen her yerde tutar kardeşim.
Oltamız vardı da mı tutmadık. Güzel insanlar yerde güzel insan ya. Şu dedeler çok tatlı değil mi ya? Çok tatlılar, çok. Çok. Siz değerli takipçilerim için param olmasa da bilgimi paylaşmaya, yani şunu demeye çalışıyordum, param olmadığı için ben binemedim ama belki siz binersiniz izleyenlerden biri. Onları kiralayabiliyorsunuz, yat turu dedi biraz önce, hadi bu yat oluyormuş bir de. 20 lira sadece. Ondan sonra şurada bir action vardı, ha şu bakın. O kaç kayme bilmiyorum yani, bu mevsimde bile bu varsa. Ki Ekim'in ortasındayım. Yazın buralar dehşet oluyordur. Paranız varsa para ezilecek yer dünyada her yerde demesem de buralarda çok imkan. Sadece gazino ve masaj değil yani. Her şey var. Ne ararsanız var. Ve Baltimore'un en ünlü yerine gelmek üzereyim. Geldim yani. Mutlaka gözlük alın, güneş gözlüğü. Ben hava kapalı gözlüküyordu. Almadım. Güneşle kanka olduk. Bunu 500 milyon 31. kez görmüşsünüzdür. Bir de benden görün o zaman. Vay be, yine bizim için yazmışlar. İşte Ali ve Nino. Bu ünlüymüş. Herkes biliyordur. Çelikten yapılmış. Birazdan kavuşacaklar. İç içe geçecekler. Heykeller bile geçiyor. Ama bizler geçemiyoruz diye iğrenç bir espri yapayım. Geçtiği zaman tekrar görüşürüz o zaman. Ve sansür bitiyor. Darısı ülkelerin, dostların, darısı herkesin içine diyorum, herkesin başına. Güzel ama ya, hakikaten kim tasarladıysa güzel tasarlamış. Bayağı işçilik var bir de ya, şu kaynaklar var ya. Of of of. Hem de paslanmaz çelik ve paslanmaz çelik kaynağı. Helal be. Helal. Yapıyor insanlar. Buna binebilirsiniz. Bütün şehri sanki görür gibi, sahili de görüyor. Ben 5-6'ları ise bineyim dedim. Tam da 10'ları ise bilmem diye içimden geçirmiştim. 10'larıymış. Gel bana binme dedi. Bence bu biraz sonra çökecek. Kendime sözümü tutmalıyım, onun için bilmiyorum. Tam arkası da böyle yürü, koş, kaykay yap falan filan. Ben ama bunun kenarından yürüyeceğim. Burası Yan tarafı da böyle sahil, buradan yürüyeceğim ben. Şortumu almadığıma biraz üzüldüm. Hava çok güzel, çok isterdim girmeyi. Kesinlikle şort ve güneş gözlüğü getirilmesi lazımmış. Ama ve lakin zaten hemen rıhtımın kenarı şurası. Rıhtım. Burası deniz. Biraz pis olur. Ama girmek isteyene yine de su yutmazsanız süper. İnsanlar denize giriyor, süper. 10 little. You want to make video with me? Yes, yes. I show you. Elena ile tanıştım. And I for Ari? Yari. Yaramir. 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 İkisi Ruslar. Bir şey söylemek istiyorum. Hep Ukraynalılar böyle çok üzülüyor diye düşünüyoruz ya. Elena ile Yaramir Rusya'dan buraya resmen kaçmışlar. Çünkü kendini depresyonda hissediyormuş. Rusya'da da sürekli savaş konuşuyorlarmış. You say why you are coming here? Can you... Because in my country I am, how to say... Repress. I have my country makes repressions against me.
for my position. I'm against the war, against Putin and his politics in Ukraine and in Russia, inside Russia. So I had to escape. Had to escape. Ya savaş bitsin ya, kimse savaşmasın. Güneşi batırdım. Şimdi yemek yiyeceğim. Şarjım azaldı yine. Gün batımı da gayet güzelmiş. Bu yürüyüş parkuru da çok güzel. Gün batımı da güzel. Tam güneş batarken Elena'dan öğrendiğim bazı şeyleri size anlatayım. Ben sadece Ukraynalılar ve Rus erkekleri kaçıyor sanıyordum. Öyle değilmiş. Bayağı bir Rus kadını çocuklarıyla veya yalnız başına böyle kaçıyormuş. Çünkü diyor Rusya'da hepimiz depresyondayız diyor. Bir tane crazy var diyor bir tane. Neyse şimdi kadının başına bir şey gelir. Olur mu olur, hayat bu. İşte kaçıyor herkes diyor. Burada ne kadara kalıyorsun dedim. 4 aylık $700 ödüyor. Yani yaklaşık 3000'e mi geliyor öyle bir şey. Ya bence çok uygun, buralara yakınmış. 2 oda, bir banyo, mutfak işte küçük bir evmiş. Böyle güneş batarken size Batum'dan böyle bilgiler o zaman.